İyi akşamlar. Gündeme dair programının bu akşamki konuğu Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Ahmet Buran. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun, hoş bulduk. Evet değerli izleyiciler, Türk dili ve Türklükten ilgili doğru bilinen yanlışlar neler? Dil ile alfabenin karıştırılması, Osmanlıca Türkçeden ayrı bir dil midir? Türkçenin tarihi dönemlerde adlandırılması ve yanlış kullanılan terimler nelerdir? Arapça kutsal bir dil midir? Arapça cennet dili midir? Acaba cennetin dili nedir? Bu akşam Arap alfabesinin kullanımı, Arapçanın kutsallığı, acaba Osmanlıca bir dil miydi? Farklı mıydı? Bir dilin dünya dili olduğunu düşeceğiz. İşte Alanya'da uluslararası dünya dili sempozyumları oldu. Sayın hocam o sempozyumlara katılmıştı. Soracağız. Vaktimiz olunca çok soru var. Özellikle değerli izleyiciler soru almıyoruz. Çünkü zamanımız kısa. Hocam hemen konuya girelim hocam. Türk dili ve Türklükle ilgili doğru bilinen yanlışlar nelerdir hocam? Evet, teşekkür ederim. Türk dili ve Türklükle ilgili doğru bilinen yanlışlar başlığı altında esasında bir seri program yapmamız lazım. Çünkü bu konuda toplumda gerçekten yaygın bilinen yanlışlar var. Doğru zannedilen yanlışlar. Birçoğu birinci el kaynakların doğrudan kendisine dayanmayan, sağdan soldan duyulmuş duyumlar. Bu duyumlara bağlı kanaatler. Türkiye'de esasında temel sorunlarımızın başında da bu geliyor. Bilgi yok ama kanaat çok sıkı, çok kesin kanaatlerimiz var, bilgilerimiz yok. Dolayısıyla Türklükle ve Türk diliyle ilgili doğru bilinen çok yanlış var. Bugün bu programda sizinle bunların belki bir bölümünü konuşacağız. Hepsini konuşmamız mümkün olmayabilir. Şimdi Türklükle ilgili bilimsel çalışmalar, Türkoloji dediğimiz alan, esasında oryantalizmin yani doğu bilimi Türkçesiyle doğu bilimi denilen bilgi alanının içinde doğdu, gelişti. Ve bu konuda ilk araştırmaları yapanlar, İlk yazanlar Batılılardı. Batılı oryantalistler. Oryantalizm emperyalizmin keşif kolu olarak da tanımlanır. Emperyalizmin keşif kolu. Yani sömürgeci Batı dünyası çeşitli coğrafyaları çeşitli yönleriyle araştırtıyor, bilimsel olarak araştırtıyor ve buradan elde ettiği veriler doğrultusunda bu dünya ile ilişkilerini kuruyor. O dünyanın zenginliklerini zaman içerisinde sömürüyor. O bir yeri yönetmek, yönlendirmek ve sömürmek isterseniz önce oranın altyapısında yani yer altında yer üstünde ne tür zenginlikleri var? Orada insan potansiyeli nasıldır? İnançlar nedir? Farklılıklar nedir? Kültür, değerler nasıldır? Bunları bilmeniz gerekir. Dilleri nedir? Çünkü İnsanların dünyalarına, insanların gönüllerine, onların dilleri aracılığıyla en iyi ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla toplumların dilleri üzerinde araştırmalar yaparak o toplumların dillerini, dillerinin şubelerini, kollarını, ağızlarını, lehçelerini inceleyerek o bölgelerde yaşayan insanların gönül dünyalarına ulaşarak onları bir şekilde yönlendirmek, bir şekilde İşte istedikleri şekle dönüştürmek, yönetmek ve de sömürmek amaçları bu. Yani oryantalizmin temel amacı bu. Türkoloji de oryantalizmin içinde doğduğu için başlangıcında orada ortaya çıktı. Oryantalizmin içerisinde gelişti ama zamanla değişti tabii. Atatürk'ün özellikle bu konudaki özel gayreti ve yönlendirmesiyle
Türkolojinin milli bir bilim dalı haline gelmesi isteği ve o yöndeki çalışmaları, teşvikleri. Şimdi artık Türkolojinin, inisiyatifinin Türklerin eline geçtiğini söyleyebiliriz. Ama 18. yüzyılın ortalarından itibaren başlayan, 19. yüzyılın ortalarından itibaren başlayan batıdaki bilimsel Türkoloji çalışmaları yapıldığı zamanlarda bizde yerli, milli bir diyebileceğimiz bir Türkolog, bir dil bilimci, bir Türkçeci yok. Böyle bir insanımız yetişmiş değil. Dolayısıyla ilk araştırmaları hep onlar yaptılar. Onlar ilk araştırmaları yapınca kavramları da ilk olarak onlar tanımladılar. Kavramları onlar tanımladılar ve onlar adlandırdılar. Dolayısıyla... O zaman hocam 19. yüzyıldan önce bu oryantalizmi özellikle destekleyenler, bu oryantalistler hocam, işte 19. yüzyıldan önce Türkolojiyle ilgili işte Türkçe konuşmuyor mu? Dil yok mu hocam? Yani onunla var bir, elbette dil olmaz yani, mı? Var zaten. Işte Uygurca için... diyorlar. Evet. Kök Türkçe diyorlar hocam. Bunu da birleştirebilir miyiz hocam? Birleştireceğiz evet. Şimdi zaten Türkçe var, Türk milleti var. Olduğu için özellikle araştırıyorlar. Olmayan bir şeyi araştırmazlar. Koca bir Türk dünyası var. Çok eski tarihi var. O Türk dünyası içerisinde işte Türk dili ve Türk dilinin çeşitli kolları var. Onları görüyorlar ve onlar hakkında araştırmalar yapıyorlar. Şimdi bu bağlamda şunu söyleyeceğim. İlk araştırmaları onlar yapınca, hani adını belirleyen kaderini, adını koyan kaderini belirler diye bir söz var. İlk kavramları adlandırmayı da onlar yapıyorlar. Ve dolayısıyla kavramları tanımlayıp adlandırınca terimler ortaya çıkıyor. Terimler de bilim alanlarının özel dilidir. O dil ile o bilim alanları konuşulur. Dolayısıyla insanların zihnini, kanaatlerini de o kavram tanımlamaları ve kullanılan adlandırmalar, yani terimler belirler. İşte bu bağlamda ortaya çıkan ilk terimler Türklük ve Türk dili hakkında doğru bilinen yanlışların temelini oluşturuyor. Mesela bunlardan birisi Türklerin göçebe bir topluluk olduğu. Türkler tabii çok eski zamanlarda bütün kavimlerin işte göçebe dönemleri var, avcılık dönemleri var, ziraate geçtikleri ve yerleştikleri dönemleri var. Tarih içerisinde bütün toplumların böyle bir tarihi süreci var. Ama esasında Türklerin işte bilinen, özellikle Hunlar, Göktürkler itibariyle bilinen tarihlerine baktığımız zaman, bu bilinen tarih içerisinde Türklerin aslında bir bölümünün yerleşik, bir bölümünün konar göçer, göçebe değil, konar göçer olduğu görülüyor. Konar göçer demek, yazlık kışlık hayatı hala bugün var ya, yazlıklarımız var, kışlıklarımız var. Yayla var, Mersinler yazın yaylaya gidiyor, kışın aşağı iniyor. O gelenek hala devam ediyor. Yani Anadolu'daki tarihimiz 1000 yıl, 1000 yıl önce aynı yapı vardı, 1000 yıl sonra da aynı yapı devam ediyor. Ondan daha önceki 1000 yıllarda da benzerdi. Yani göçebe değillerdi. Göçebe demek hiçbir yerde yerleşik olmayan, sürekli yer değiştiren, ve toprağa bağlı olmayan, belli bir mekana bağlı olmayan insan grupları demek. Türklerin devlet geleneği var. Ta Hunlardan beri imparatorluk kurmuşlar. Göktürk Devleti kurulduğu zaman dünyanın en güçlü devleti diyebiliriz. Bir ucu Hazar Denizi'nde, bir ucu Japon Denizi'nde. Bugünkü Türkiye'nin belki 5 katı büyük bir yüz ölçümü var. Bu kadar büyük bir toprağa hakim olmak, öyle oradan oraya göçmekle sürekli çadırda yaşayıp işte dağ dere tepe gezmekle falan olacak iş değil. Zaten ortaya çıkan tarihi belgeler, arkeolojik belgeler, yani Türkistan'da yapılan kazılarla ortaya çıkarılan tarihi belgeler ve bir kısım şehir kalıntıları Türklerin milattan önce 2500'lerden itibaren yerleşik kültüre dahil bir kısım kalıntıları ortaya çıkıyor. Biz bunlardan da anlıyoruz ki Türkler bir bölümü
çok eski tarihlerden beri bir bölümü yerleşik idi ama bir bölümü de konar göçerdi. Göçebe değil, konar göçer. Yani yazlık kışlak hayatı vardı. Bu şekilde devam ediyordu. Ama şimdi bu oryantalistler ilk dönemlerde Türkler göçebeydi. At sırtında doğar, at sırtında ölürlerdi. Hocam tarihimizde yazıyorlar işte ama, böyle. Ama yani, o bilgilerin kaynağı da onlar. Evet yani. O bilgilerin kaynağı da işte, oryantalistler. Onların yaptığı araştırmalar. Çünkü tabii bu bazı yanlışlar var ama çokça yararlandığımız doğrular da var. Bütün haksızlık etmeyelim. Evet. Yaptıkları her şey mutlaka yanlış ve kasıtlıdır filan anlamında değil. Bizim mesela Orun yazıtlarını ilk çözenler de yabancılar. Bizim birçok yazılı metnimizi hiç haberimiz yokken bulan, inceleyen, Türklere ve Türkçe ait olduğunu ortaya koyanlar da onlar. Orun yazıtlarını Danimarkalı Wilhelm Thomsen diye bir adam çözdü mesela. Eğer o çözmeseydi belki de biz bugüne kadar bu metni çözemeyecektik. Türkçenin yazılı metinlerinin bu kadar eski olduğunu da bilemeyecektik. Yani uygarlık yazıyla başlar diyoruz. Yazınız ne kadar eskiyse, ne kadar eski tarihlerden beri diliniz yazı dili olmuşsa siz o kadar uygar bir toplumsunuz demektir. İşte onların sayesinde bunu da öğrenmiş oluyoruz. İşin bir boyutu da bu. Onu söyleyelim. Evet. Ama onların ilk dönemlerde ortaya koydukları bu Türkler göçebeydi. İşte at sırtında doğar, at sırtında ölürlerdi. Oradan oraya gezerlerdi filan tespitleri daha sonraları tekrar edilerek eleştirilmeden belki işte gerçek midir, doğru mudur, değil midir çok fazla üzerinde düşünülmeden bunun da çok İyi bir şey olduğu zannedilerek öyle at sırtında doğup at sırtında yani göçebe bir toplum uygar bir toplum değildir bir defa. Göçebe bir toplum uygar toplum olamaz. Uygarlık ancak yerleşik hayatla doğrudan ilişkilidir. Yerleşik kültüre, yerleşik hayata geçmemiş bir toplumun uygar bir toplum olması mümkün değildir. Batılılar bunları yazdıkları zaman henüz Orhun yazıtları bulunmamıştı. Henüz eski Uygur yazmaları bulunmamıştı. Henüz 11. yüzyıl yani Divan Lügati Türk, Kutad Gübilik gibi eserlerimiz bulunmamıştı. Ve onlar zannediyorlardı ki Türkler Müslüman olduktan sonra işte 13. yüzyıldan sonra 10. yüzyılda Müslüman oldular ama Anadolu Türkçesiyle yazılmış eserlerimiz 13. yüzyıldan itibaren başlıyor. Onlar zannediyorlardı ki Türkler Müslüman olduktan sonra Arap-Fars coğrafyasına geldikten sonra Araplardan, Farslardan yazıyı öğrendiler, yazılı kültürü öğrendiler. Onların Müslümanlıktan önce kültürleri yoktu, medeni değillerdi, yazıları yoktu, yazılı kültürleri yoktu. Çünkü henüz bu yazılı belgeler bulunmamıştı, henüz bu yazılı belgeler ortaya çıkmamıştı. Böyle tespitler yaptılar. Şimdi onların o zaman yaptığı bu tespitler sonra bizim tarihçilerimiz ya da bizim araştırmacılarımız tarafından da tekrar edildi ve geldi. Şimdi artık bizim gibi, benim gibi daha başka arkadaşlarımız da var. Böyle düşünen ve söyleyen, bunu dillendiren. Biz diyoruz ki Türkler uygar bir toplumdu. Özgün bir alfabe kullandılar. Ve yazı dilleri dünyanın en eski yazı dillerinden biridir. Türkçenin ilk yazılı belgeleri elimizdeki bugünkü tarihe göre tarihlendirebildiğimiz en eski yazılı belgeleri 7. yüzyıldır. Avrupa dillerinden, bugün Avrupa'da yaşayan dillerden, eski Latince, eski Yunan Latin dili hariç, hiçbirinin Türkçeden daha eski yazılı metni yoktur. Uygarlık yazıyla başlar belirlemesi, Batılıların ortaya koyduğu bir tespittir ve doğrudur. Uygarlık yazıyla başlarsa, Türkler Avrupa'daki bütün kavimlerden, hepsinden daha eski yazılı kültüre sahiptir, yazı diline sahiptir, özgün alfabeye sahiptir. Dolayısıyla onların hepsinden daha uygardır. Şimdi onların, Türklerin yazılı kültürü yoktu. İşte Orta Doğu'ya geldikten sonra filan öğrendiler, yazdılar şeklindeki tespitleri. Bu eski yazılı belgelerimiz henüz ortada olmadığı için, henüz çözülmediği için, henüz bulunmadığı için, öyle bildikleri için öyle söylediler. Şimdi yeni belgeler bulundu, yeni yazılı belgeler ortaya çıktı. Artık o bilgileri tekrar etmenin bir manası yok. Değişti, bilgiler değişti. Yeni bilgilere, yeni belgelere göre yeni değerlendirmeler hocam, yapmamız gerekir. Dil ile alfabenin mesela karıştırılması var hocam. Bu evet. Özellikle işte dil ile alfabeyi karıştırıyorlar hocam. Bunu bir açalım hocam. Yani evet. Türkçenin uygar
bir dil olduğunu, işte 7. yüzyıldan itibaren evet. Olduğunu ortaya koyuyorsunuz, eserler koydunuz hocam. Tabii işte göçebe bir millet derlerdi. Evet. Burada çürüttünüz, evet, konar yok, göçer yani dediniz. Bu, konar, yazlık kışlık gibi evet, şu an. Yazlık kışlık evet, hayatı var evet, ama hocam. konar göçer bir yerde meskun olmayan, evet. Bir yerde yerleşik olmayan, işte sabah burada, akşam öbür yerde, akşam öbür yerde dolanan demek. Evet. Öyle bir yapı yok Türk sisteminde. Yani koca imparatorluk düzeyinde devlet kurmuş bir topluma böyle konar göçer toplum, göçebe toplum denir mi? Yani evet. Bu akla mantığa aykırı. Dünyanın en güçlü devletini kuracaksınız ama konar göçer olacaksınız. Mümkün değil bu. Yönetemezsiniz böyle bir devleti. Böyle bir devlet kuramazsınız. Evet. Böyle bir devlet kuramazsınız. Hocam, şimdi ben diliyle alfabe evet, hocam. Evet hocam. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Evet. Şimdi sosyal medyada yansıyor. Geçenlerde dinledim. Birileri Türklerle ilgili, işte Türklerin geçmişteki durumu ile ilgili değerlendirmeler yaparken diyor ki Türkler Müslüman olmadan önce köleydi diyor. Müslüman olduktan sonra insan oldular. Şimdi düşünün, Hun İmparatorluğu gibi bir devlet kurmuş, Göktürkler gibi dünyanın en güçlü devletini kurmuş bir toplumun köle olarak değerlendirilmesi hangi akılla, hangi mantıkla olabilir? Böyle bir şey olabilir mi? Türkler köleydi. Türklerde kölelik diye bir şey yok. Bakın, Türklerde putperestlik yoktu. Türkler putperest değildi. Türkler gök tanrı diye bir inanca sahibidiler. Tek tanrı inancı vardı. Hazreti Peygamber İslam'ı tebliğ etmeye başladığı zaman biliyorsunuz amcasına gittiler müşrikler ve dediler ki bu bizim putlarımıza karşı çıkıyor. Bunu ya Habeşistan'a ya da Türkistan'a gönderelim. Sana da istediğin kadar cariye ve köle verelim. Bu buradan gitsin, bizim putlarımıza itiraz etmesin. Tabii kabul etmedi amcası. Ben düşündüm, niye acaba Habeşistan ve Türkistan'ı öneriyorlar? Habeşistan ve Türkistan'ı önermelerinin sebebi olarak şunu tespit ettim. Habeşistan'da ve Türkistan'da putperestlik yok. Hazreti Peygamber'in doğrudan ilk karşı çıktığı şeyler putlar, putperestlik ve putlar. Kabe'deki putlara karşı çıkıyor. Diyor ki Allah var, Allah bir. O her şeyin sahibi, böyle kendi elinizle yaptığınız bir şeye tapılmaz. Dolayısıyla putperestliğe karşı çıkıyor. Şimdi Türkistan'da putperestlik yok. Habeşistan'da da yok. Dolayısıyla herhalde ona diyorlar ki, yani bak onun söylediği inanca yakın, Türkistanlılar böyle putperest değil, bir de Habeşliler oraya gitsin, onlar daha kabul görür bunun söylediklerini filan. Şimdi Türklerde putperest yok ama Araplar putperest. Türklerde kölelik yok. Türklerin böyle o köle sistemi, bu Orta Doğu sistemi. Türklerde böyle bir yok, kölelik sistemi yok. Türklerde kadın erkek eşitliği var. Bu dile de yansır. Türkçe mesela, Türkçe'de cinsiyet kategorisi yoktur. Ama Arapça'da cinsiyet kategorisi var. Yani eril ve dişildir şeyler, kelimeler. Bazı kelimeler erkek, bazı kelimeler dişidir Arapça'da. Ama Türkçe'de erkek dişi kelime diye bir şey yok. Hocam Arapça dediniz de hocam... Arapça kutsal bir dil midir? Yani evet. Arapça cennet dili midir hocam? Yani şimdi işte Arap alfabesi kutsal, evet. İşte Arapça kutsal. Hocam yani hemen bunlara da girelim. Girmişken hocam evet. Arapça. Yani şimdi değerli izleyiciler, cennet dili Arapça mı? Arapça kutsal bir dil mi? Evet. Yani bunu soralım hocamıza. Tabii. Bu işin profesörü yani. Evet hocam. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Dil kutsal mı değil mi kavramını doğru cevaplayabilmek için, doğru anlamlandırabilmek için önce dilin ne olduğunu iyi anlamak lazım. Dilin ne olduğunu evet. Doğru anlamak lazım. Dilin ne olduğunu doğru anlamazsak o zaman işte dil cennet dili mi, dünya dili mi, kutsal dil mi, dil ne zaman kutsal yani. Ne de kutsal değil onu anlamamız mümkün olmaz. Dil alfabeyi de birleştirebilir evet. Miyiz hocam? Birlikte evet. Değerlendireyim. Evet. Şimdi dil önce alfabeyle hiç ilgisi olmayan bir şeydir. Dil ile alfabenin hiçbir ilgisi yok. Bakın biz şimdi konuşuyoruz sizinle değil mi? Yani evet. Dinleyicilerimiz duyuyor sesimizi. Biz bir alfabeyle mi konuşuyoruz? Hayır, sesle konuşuyoruz. Ses. Ses alfabe değil. Dil önce sestir. Dil ses olarak var olur. Sesli, sözlü dil, birincil olarak dil diye değerlendireceğimiz şeydir. Onu sonradan
sonradan kalıcı kılmak için, şimdi biz konuşuyoruz, seslendirdiğimiz anda dil var, sustuğumuz anda bitiyor. Ama bunu kalıcı hale getirmek için onu bazı işaretlerle sabitleştirmemiz, ölümsüzleştirmemiz lazım. O zaman ne yapmış insanlar? Çeşitli işaret sistemleri uydurmuşlar sonradan. O işaret sistemlerini alfabe diyoruz. Onlarla dilin seslerini işaretlemişler ve biz ona yazı diyoruz. Yani yazılı dil aslında sözlü dilin daha sonradan işaretlenmiş şeklidir. Dilin kendisi değil o. Dil o değildir. Yani yazılan şey dil değil. Konuşulan şey dildir. O konuştuğumuzu, bak önce konuşuyoruz, sonra alfabeler dillerden çok çok sonra icat edildi. Diller vardı, konuşuluyordu, diller kullanılıyordu. Çok sonra, binlerce yıl sonra alfabeler icat edildi ve o konuşulanlar yazıya geçirildi. Demek ki alfabe olmadan da dil var. Evet. Alfabe olmadan da dil var. Dolayısıyla alfabe ile dil aynı şey değil. Bunu önce böyle bilmemiz lazım ve ayırmamız lazım. Alfabe ayrı. Alfabe ayrı, dil ayrı. Dil ayrı. Önce dil var. Alfabeden bağımsız olarak önce dil var. Dil sestir diyorsun. Sestir tabii. Evet. Sesli sözlü dil. Tabii dili evet. Daha geniş bir kavram alanı içerisinde değerlendirirsek dilin beş duyumuza hitap eden saymaca bir sistem olduğunu söylemek lazım. Dilin beş duyumuza hitap eden saymaca bir sistem. Dolayısıyla beş duyumuzla ilişkili olarak diller yaratabiliriz. Mesela görsel göstergelerle oluşturulan diller göze hitap eder. İşaret dili, sağır dilsizlerin kullandığı işaret dili. Mesela kulağa hitap eden işitsel göstergelerle yapılan dildir. Yani sesle, sesle oluştururuz kulağa ama sağır olan duymadığı için o görsel göstergelerle konuşur, yani işaretlerle İşarettir, konuşur. Evet. Onlar da hepsi dildir. Evet. Onlar da hepsi hocam, dildir. Hocam Karadenizler de konuşuyor. Yani bazen televizyonda veriyor. Karadeniz'de ıslık dili var mesela. Efendim? Islık dili. Islık dili, islık evet. Islık dili var. Evet. Şimdi dil esasında önce sestir, sözdür, sözlü dildir. Yazılı dil bir defa bağımsız olarak dilden çok ayrı, dilin varlığından çok ayrı bir şey. Yazdığımız şey. Yazılanlar dilin kendisi, dilin aslı, dilin öncesi değildir. Konuşuruz, dil konuşulur. Yüzyıllar, bin yıllar geçer, dil vardır ama yazı yoktur. Dil varken yazı yoktur. Alfabe yoktur. Dolayısıyla önce dil var. Önce dil var. Sonradan o dili yazmak için bir kısım işaretler, yani seslerin işaretlenmesiyle oluşmuş bir sistem alfabe, onunla kalıcı hale getiririz. Söz uçar, yazı kalır. Sözlü konuştuğumuzda söylediklerimiz kaybolur ama onu kaybolmaması için, kalması için işaretlememiz gerekir. İşaretleriz. Sadece budur. İkincil bir iştir yani. Birincil değil. Dolayısıyla alfabe ile dili birbirinden ayırdık. Alfabe evet. ile dil aynı şey değil. Değil. Yani. Aynı şey değil. Dil İnsanların varlığı anlamlandırmak ve anlamlandırdıklarını birbirine bildirmek üzere kullandıkları bir araçtır. Varlığı anlamlandırmak, yani insan varlık ilişkisinde varlığı anlamlandırmak ve anladıklarını, anlamlandırdıklarını da birbirine bildirmek için. Şimdi biz niye konuşuyoruz? Ben bir şey bildiğimi zannediyorum, düşünüyorum. Değil mi? Ya da sen evet. benim bir şey bildiğimi evet. düşünüyorsun ve evet. diyorsun ki söyle bildiğimi. Evet. Ben de o bildiğimi işte dinlemek isteyen, bundan bir şeyler öğrenmek isteyenlere anlatıyorum. Evet. Neyi anlatıyorum? Bildiklerimi anlatıyorum. Yani insan önce varlık ilişkisi içerisinde bir bilgi sahibi olur. Sonra da o bildiklerini birbirine bildirir. Siz bildirirsiniz, karşınızdaki size bildirir. Böylece anlaşırsınız. Dil böyle bir ihtiyaçtan ortaya çıkıyor. Ve dil insani bir kavramdır. İnsani. Evet. Yani şu sesli sözlü dil, anlaşmak üzere kullandığımız, bildirişimi sağlamak üzere kullandığımız dil insani bir şeydir. İnsana mahsustur. Hayvanların biz insan gibi bir hayvanları yok. Yani özellikle bazılar yani hayvanlarla konuşuyor mesela. İşaret dili mi hocam o ne oluyor şimdi, yani? Şimdi insan ya kuşlarla dili, konuşuyorlar, hayvanlarla konuşuyorlar. Evet. Yani insan dili insana özgüdür ve kendi karakteristiği vardır. Yani insan
konuşurken yüklediği anlamı farkındadır. O mesajı iletir alıcıya, alıcı da mesajı alır ve zihninde ona karşılık üretir. Hayvanların ya da bitkiler arasındaki iletişim, diğer canlılar arasında ya da cansızlar arasındaki iletişim, yaratılışın onların varlığına kodladığı içgüdüsel bir iletişimdir. İçgüdüsel. Yani bilgisayar sistemi düşünün ya da işte televizyon kumanda sistemi düşünün. Kumandanın bir tuşuna basıyorsunuz kapanıyor, bir tuşuna basıyorsunuz açılıyor. Oraya bir kelime söylemiyorsunuz, bir söz söylemiyorsunuz. Bir sinyal gönderiyorsunuz, o sinyalın karşılığını gereğini yapıyor. İçgüdüsel kodlama buna benzer bir şeydir. İçgüdüsel kodlama Tanrı onların yaratılışlarına belli bilgileri, sınırlı bilgileri kodlar. O kodlanmış bilgiler doğrultusunda hareket ederler. Ama anlamlandıramazlar. Anlamlandıramazlar. Mesela bir muhabbet kuşu ya da bir baykuş, bir şey nedir, papağan. Evet. Bazı kelimeleri ezberletirsiniz. Bazı cümleleri söyleyebilirler. Ama o ne söylediğinin anlamını bilmez. Yani bir kelimeyi söyler ama o kelimenin evet. ne anlama geldiğini bilmez. Ama insan bir şey söylediğinde söylediğinin anlamını bilir. İnsanın dili kullanmasıyla insan arasındaki bildirişim ya da iletişimle diğer canlılar veya cansızlar arasındaki iletişim insan dili kavramıyla birleştiremeyeceğimiz bir şeydir. Dil insanın ayrıcalığıdır. İnsanın ayrıcalığıdır. İnsanı insan yapan şeydir. Eğer dil olmasaydı biz canlı varlık olurduk ama insan olamazdık. İnsanın ayrıcalığını Kur'an-ı Kerim'de Allah... Alfabe hocam, dil alfabe yani. Evet hocam. Şimdi cennet dili mi yani? Diyor ki bunları söyleyeyim oraya geleyim. Hocam, işte Arap alfabesi. Hazreti Adem'i yarattıktan sonra diyor ki Hazreti Adem'e Kur'an'da, İncil'de ve Tevrat'ta bununla ilgili sözler var. Üç kitapta da var. Birbirine yakın. İncil ile Tevrat'taki birbirine benziyor. Orada diyor ki işte Rab olan Allah bütün varlıkları Adem'in huzuruna getirdi. Adem onlara bir ad verdi. Adem onlara ne ad verdiyse onların adı o oldu. Kur'an'da ise diyor ki Adem'e eşyanın adını öğrettik. Yani fark birinde Adem ad veriyor, diğerinde Allah öğretti diyor. Arada Kur'an'la diğerleri arasında böyle bir fark var. Şimdi bu şeyde, bu ayetlerde, ayetlerin devamında şöyle bir ifade var. Meleklere Cenab-ı Allah diyor ki, siz her şeyin aslını bilen sadıklardan iseniz bu varlıkların adlarını söyleyin. Melekler de diyor ki, bize öğrettiklerin dışında bir şey bilmekten, bir şey söylemekten sana sığınırız. Şimdi bakın melekler de sadece kodlanmış bilgiyi kullanıyorlar. İnsan gibi akıl sahibi değil, insan gibi dil sahibi değil onlar. Dolayısıyla onlar adlandıramazlar, onlar akledemezler, fikredemezler, anlamlandıramazlar. İnsanın ayırıcı vasfı anlamlandırmasıdır, akletmesi, fikretmesidir. Dil ile akıl birbiriyle doğrudan ilişkili iki kavram. Doğrudan iki birbiriyle ilişkili. Ferdinand de Saussure diye bir dil bilimci var. Bu modern dil bilimin kurucusu. Düşünce ile dilin ilişkisini anlatırken bir kağıdın iki yüzü gibidir bunlar diyor. A yüzü düşünce, B yüzü akıl, dil. A yüzü düşünce, B yüzü dil. Şimdi bunlar ikisi ayrı şeyler. A yüzü ayrı bir şeydir, B yüzü ayrı. Bakın bu kağıdın A yüzünde şu işaretler var ama B yüzünde o yok. Dolayısıyla iki ayrı şey. Ama düşünün bu kağıdın şu A yüzü olmasa bu B yüzünün olma imkanı var mı? Olabilir mi? Mümkün değil. Yani bu kağıdın bir tarafı olmadan öbür tarafı olabilir mi? Nasıl olacak? Bir kağıt var olduğu sürece mutlaka iki tarafı olacak. Dil ve düşünce böyle birbiriyle doğrudan ilişkili. Biri olmadan diğeri olmayan ama İkisi de aynı şey olmayan kavramlar. Onu böyle tanımlıyor. Şimdi insana mahsustur dil. İnsanın aklını, zihnini, düşüncesini işletmek için vazgeçilmezdir. Ve bunun işlemesi için belli kurallar var. Fizik kurallar var. Dilin işlemesi için. Mesela
Zaman ve mekan kavramı, mesafe kavramı, içinde yaşadığımız güneş sisteminin, içinde yaşadığımız alemin boyut şartlarıdır. Yaşadığımız boyutun şartları, fizik kuralları var. Ne var? Zaman diye bir şey var ve mekan var. Zaman ve mekan belirleyicidir. Bizim yaptığımız bütün davranışlar zaman ve mekan kavramıyla sınırlıdır ve biz o belirler her şeyi. Zaman ve mekan kavramı ile ilişkili mesafe kavramı, bu bununla ilişkilidir. Şimdi bir şeyi iletmek için, yani zihnimdeki bir mesajı, bir duyguyu, düşünceyi iletmek için size, benim onu, o zihnimdeki ya da gönlümdeki düşünceyi sese dönüştürmem lazım. Çünkü araç olarak bunu kullanıyorum, sesi kullanıyorum. Araç olarak sesi kullanıyorum, araca dönüştürmem lazım. Evet, Allah öyle yaratmış. İşte akciğerimizdeki havayı dışarı itiyoruz, bir sada çıkıyor, ağız bölgesine boğumlanıyor, dil seslerine dönüşüyor ve sonra o sesleri birleştiriyoruz, kelimeler oluşuyor. O kelimelerin birer anlamı var. O onu seslendirdiğimizde elektronik dalgalar vasıtasıyla, mesafe olduğu için, arada mesafe olduğu için elektronik dalgalar vasıtasıyla o sese yüklediğim mesaj alıcıya gidiyor, size geliyor. Sizin kulak yolunuzla duyuyorsunuz bunu, beyne iletiyorsunuz. Beyin onu anlamlandırıyor. Aramızda referan birliği olduğu için, yani aynı dili konuştuğumuz için siz benim o kelimelerle ya da o cümlelerle neyi anlatmak istediğimi anlıyorsunuz, anlamlandırıyorsunuz. Zihninizde ona karşılık üretiyorsunuz. Onu bir yerlere oturtuyorsunuz. Şimdi yaşadığımız boyut, belli fizik kuralları var. İşte en hızlı hareket eden şey ışık. Ama bu boyutun kuralları bunlar. Bu boyutun fizik kuralları. Bu dünyanın derken yaşadığımız güneş sisteminin fizik kuralları. Evet. Şimdi kainat sonsuz. Başka sistemlerde ne tür fizik kurallar var bilmiyoruz henüz. Yani kainat sonsuz bir yapı ve bu yapının içerisinde bizim yaşadığımız sistem güneş sistemi. Bu güneş sistemi içerisindeki dünyamızın fizik kuralları bunlar. Bu dünyanın fizik kuralları. Yani şimdi kelebek bir gün yaşıyor. Belki sabah kuşlukta ölene diyorlar genç yaşta öldü. İkindide ölene işte olgun yaşta öldü. Mesela akşam karanlığa kadar yaşadıysa vay be, bayağı da yaşadı diye zannediyordur mesela onlar. Onlar için bir gün çok uzun bir zaman gibi düşünebilir. Yüzyıllık bir ömür gibi algılanıyor olabilir. Çünkü yaşadıkları onların kendi alemlerine ait sistem ile bizim algıladığımız insan olarak algıladığımız sistem aynı şey değil. Biz onu bir gün diye adlandırıyoruz. Kelebek onu bir gün diye adlandırmıyor. Kelebeğin öyle bir adlandırma durumu yok. Şimdi bu dünya, yaşadığımız bu dünyanın fizik kuralları var ve dil bu fizik kuralların gereği olarak insani bir şeydir ve insana mahsustur. İnsanın bir ihtiyacını görmek içindir. İnsan öldükten sonra ne oluyor? İnsan beden yok oluyor, ruh yaşıyor. Ruh bir enerjidir. Enerji bizim yaşadığımız fizik kuralların boyutlarının dışına çıkar. Bu boyutların dışına çıktığı zaman zaman ve mekan kavramı kalmaz, mesafe kavramı kalmaz. Ve dolayısıyla zaman ve mekan kavramının dışına çıkan bir şeyin, zaman ve mekan kavramlarının zorunluluğu ile yaratılmış olan bir aracı kullanmaya ihtiyacı olmaz. Dolayısıyla dile ihtiyacı olmaz, dili kullanmaz. Öte alem dediğimiz alem, bu alemle aynı fizik kurallara sahip alemler değil bir defa. Farklı boyutlar ve farklı fizik kurallar. Zaman ve mekan kavramı kaybolduğu zaman mesafe kalmaz. Mesafe kalmadığı zaman sizin bir şeyi bir yerden bir yere iletme gereğiniz olmaz. Herhangi bir düşünceyi, herhangi bir sözü, mesajı bir yerden başka bir yere iletme ihtiyacı kalmaz, kalkar o ortadan. O zaman ne olur? Benim zihnimden geçen senin zihninden de geçer. Ben gönlümden bir şey geçiyorsa senin de gönlünden aynı şey geçer. Aynı anda. Çünkü bakın ruh aynı anda burada, aynı anda milyarlarca mesafe ötede olabilir. Böyle bir şeyin sesi iletmesi, sözü iletmesi, ondan sonra düşünceyi iletmesi diye bir kavram olur mu? Aynı anda burada, aynı anda milyarlarca yıl ötede. Demir kafesin içine koysanız çıkar, dışında bıraksanız içine girer.
onun artık bir elektronik dalgaya mesajı sese yüklemeye ve sesi bu dalgalar aracıyla bir başka merkeze gönderme ihtiyacı olabilir mi? Böyle bir şey olmaz. Şimdi dolayısıyla öte alem dediğimiz alemin fizik kuralları bu dünyanın fizik kurallarıyla aynı olmadığına göre bu dünyada ihtiyaç olan şeylerin öbür dünyada ihtiyaç olmaması gerekir. Yahut oradakilerin farklı şekillerde farklı fizik kurallara tabi olması gerekir. Dolayısıyla cennet dediğimiz, öte alem dediğimiz alem bu dünyadaki fizik kurallardan farklı bir alemdir. Öte alem farklı bir alemdir. Şimdi insan öte dünyayı bu dünyadan yola çıkarak anlamaya çalışıyor. Hatta Tanrı'yı, Allah'ı kendinden yola çıkarak, insandan yola çıkarak anlamaya çalışıyor. Mesela Allah her şeyi görür diyoruz. O zaman birçok insan şöyle düşünüyor. Allah'ın işte böyle çok gözleri var. Her yeri gören, çok dürbün gibi büyük gözleri var. Baktım her yeri görüyor. Ya da her şeyi duyar. Her şeyi bilir. O zaman Allah çok zeki ya da çok işte akıllı ya da çok kulakları kocaman, her şeyi duyuyor filan. Şimdi nasıl duyuyor? Çünkü insan böyle duyuyor, insan böyle görüyor ve insan kendinden yola çıkıyor. Sonra Allah'ı da kendisi gibi zannediyor ve onu bir şekle büründürüyor. Oysa Allah'ı bir şekle büründürmek şirktir. Allah'ı bir şekle büründüremezsiniz. Büründürürseniz İslam'ın bildirdiği, Kur'an'ın bildirdiği, bize bildirdiği mesaja göre onu bir şekle büründürürseniz şirke girersiniz, küfre girersiniz, günaha girmiş olursunuz. Dolayısıyla Allah'ı insanın kendinden yola çıkarak anlamaya çalışması doğru değildir. Aynı şekilde dil insanın bir ihtiyacıdır. İnsan dile ihtiyaç duyar bildirişim için. Sanki Allah'ın da bir dile ihtiyacı varmış gibi Allah cennette bizimle hangi dille konuşacak? Cennette Allah şu dille ya da bu dille konuşacak. Şimdi dil bir ihtiyacın karşılanması için, yani insan insan ilişkisinde bildirişim ihtiyacından ortaya çıkan bir araçtır. Kur'an diyor ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O sadece bir şeyi diler ve dilediği şey neyi dilemişse o dilediği şey dilediği gibi olur. Sadece dilemesi yeter. Bir dile ihtiyaç hiçbir şeye ihtiyaç duymaz, bir dile hiç ihtiyaç duymaz. Koca kainatı yaratmış bir ol emriyle, kün feye kün demiş, ol demiş olmuş bütün kainat. Bunu yaratan güç, kudret bizimle neyle anlaşacak diye aptalca böyle sorular soruyor insanlar. Peki benimle neyle anlaşacak? Sen Allah'ı kendin gibi aptal mı zannediyorsun? Yani böyle bir şey, böyle bir düşünce Allah ile birleştirilebilir mi? Yani Allah'ın bir dile ihtiyacı olmaz. Allah diler ve dilediği şey dilediği şekilde olur. Evet, onun için dolayısıyla cennet dili diye bir kavram yoktur. Cennet dili diye bir kavram yoktur. Allah'ın dili diye bir kavram yoktur. Allah'ın dili olmaz. Dil bir ihtiyacın belirtisidir. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Eğer siz Allah'a bir dil atfederseniz Allah'ı bir dile muhtaç hale getirirsiniz. Alfabe, Arap alfabesi kutsal. Dolayısıyla dil, hiçbir dil kutsal değildir bu evet. anlamda. Hiçbir evet. dil kutsal değildir. Hiçbir alfabe hiç kutsal değildir. Evet, dil de kutsal değil, alfabe de kutsal evet. değil. Hiçbiri kutsal olamaz. Evet hocam, geldik. Mümkün değil. Evet hocam, geldik burada. Özellikle Osmanlıca Türkçeden ayrı bir dil midir? Yani Osmanlıca evet. işte son günlerde tartışmalar da oluyor işte. Türkçede işte Osmanlıca bir gecede cahil işte okur yazar oranı hocam. Yani evet. şimdi Türk dili ve Türklükle ilgili doğru bilinen yanlışlar hocam. Yani evet. Osmanlıca bir dil midir? Nedir Osmanlıca hocam? Yani şimdi evet. Yani bunlar önemli hocam. Yani şu an değerli izleyiciler ya, soru falan yollamayın çünkü soramayacağız. Evet. Hocam şimdi, yani bir yandan da sorular geliyor evet. fakat soramayacağız hocam. Evet. Süremizin sonuna geliyoruz yani. Şimdi üzülüyorum işin doğrusuna evet. Bey. Yıllarca bu işlere emek vermiş, okumuş, düşünmüş, çalışmış insanlarız. Bizim gibi, benim gibi Türkiye'de bu konuları iyi bilen çok sayıda öğretim üyesi arkadaşlarımız var. Onlarla konuştuğumuzda bu tür şeyler bizim için hiç sorun değil aslında. Hiç tartışmıyoruz bile. Çünkü biliyoruz ne olduğunu.
Fakat konuyla hiç ilgisi olmayan, konunun ilmiyle hiç ilgisi olmayan, alfabe nedir, dil nedir dediğinizde size beş cümle kuramayacak insanların çok sıkı imanlaşmış kanaatleri var. İman düzeyinde kanaatleri var. Mesela Osmanlıca diye bir dil var diyorlar. Osmanlıca diye bir dil var. Şimdi ben size söyleyeyim. Osmanlı Devleti kurulduktan 1850'lere 60'lara kadar hiçbir yazılı belgede, hiçbir kaynakta, hiçbir yerde Osmanlıca diye bir kelimeye rastlayamazsınız. Milyonlarca sayfa yazılı metin var Osmanlı'dan bize kalan. Biz o metinleri okuyoruz. Eski metinleri sürekli okuyoruz. İşimiz o. Şimdi hiçbir metinde bakın 1850-60'lara kadar hiçbir metinde, hiçbir yerde Osmanlıca kelimesini rastlayamazsınız. Osmanlıca diye bir şey yok. Ne var peki? Hep Türkçe var. Hep Türkçe. Şimdi Tevarih-i Ali Osman, Tevarih-i Ali Selçuk diye, Tevarih-i Ali Selçuk, Selçuklu tarihi, Tevarih-i Ali Osman, Osmanlı tarihi. Bu tarih kitaplarının ikisinde de Türkçe terimi geçer de, Osmanlıca terimi geçmez tabii. Ama Tevarih-i Ali Selçuk'ta şöyle bir ifade, diyor ki, Karamanoğlu Mehmet Bey'in malum bundan sonra divanda, dergahta, bargahta, meydanda işte Türkçeden başka dille konuşulmayacak fermanı vardı ya, o fermanla ilgili bilgi verilir Tevarih-i Ali Selçuk'ta. Deniyor ki işte Karamanoğlu Mehmet Bey ve şey olduktan sonra böyle bir ferman yayınladı ve bir süre sonra dedi ki bundan sonra defterler de artık Türkçe olarak yazılacak, Türkçe olarak tutulacak. Şimdi bakın Osmanlıca filan demiyor, Türkçe. Selçukname diye de geçer. Tevarih-i Ali Selçuk. Bundan sonra Tevarih-i Ali Osman'da da aynı şeyi görüyoruz. Sonra yüzlerce yazılı metinde Osmanlılar kendi dillerine hep Türkçe demişler. Türkçe. Onların isim olarak buna Türkçe demeleri demeseler bile, yani böyle evet. demişler ama demeseler bile, Türkçe demeseler evet. bile okuduğumuz şey o dilin Türkçe olduğunu bize gösteriyor. Yunus Emre'nin şiirlerini okuduğunuzda şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu. Bu hangi dil? Türkçe. Türkçe mi? Tamam. Evet. Osmanlıca olması lazım. Hani Osmanlıca değil. Osmanlıca dil değil ama. Peki yok. Şimdi. Değil mi? Yani insanlar diyor. Şimdi. Hocam çok mesela, soru geliyor. Diyor acaba cennette diyor Arapça mı? İşte yok öyle bir şey. Dedik yok, ya. Yok yani dil. Şu an. Hiçbir dil. Ya soru sormayın. Bak soru soruyorsunuz. Hiçbir dil. Şimdi artık dili konuştu hocam. Evet. Yani hiçbir dil. O şeyi evet. anlattım yani o girişle evet. beraber. Evet. Yani cennet dili diye bir kavramın olmayacağını, şu dil ya da bu dil. Evet. Yani olmayacağını. Evet söyledim. Hocam. Şimdi devam edin hocam. Evet. Osmanlı yazılı belgelerinde kendi dillerini hep Türkçe dediler. Hep Türkçe demişler. Demeseler bile biz metinlerin kendisine bakarak bunun ne olduğunu şimdi okudum size bir şey. Mesela başka bir şey. Fuzuli'den. Okay. Beni candan usandırdı. Cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan. Muradım şemi yanmaz mı? Şimdi beni candan usandırdı. Felekten şey beni candan usandırdı. Nasıldı? Evet. Evet hocam. Türkçe yani. Türkçe yani. Şimdi evet. bu hangi dil? Evet Türkçe. Türkçe. Ama Fuzuli. Evet. Ama Osmanlı dönemi şair. Evet. Ya da Karacaoğlan'ın şiirini okuduğunuzda sakal seni cımbız ile yolayım bir kız bana emmi dedi neyleyim diyor mesela. Şimdi bunu nereye koyacaksınız? 1876 Kanuni Esasi Osmanlı Anayasası. İlk defa Osmanlı Devleti 1876'da birinci meşrutiyetin ilanı ile birlikte Kanuni Esasi adı verilen anayasasını yaptı. Osmanlı Anayasası. Evet. Anayasanın 18. maddesinde şöyle diyor. Bir kişinin Osmanlı Devleti'nde memur olarak görev yapabilmesi için devletin resmi dili olan Türkçeyi bilmesi şarttır. Evet. Devletin resmi dili neymiş Osmanlı? Türkçe. Türkçe.
Evet. Devletin alfabesini ölüyor. Anayasa, bakın evet. anayasaya devletin resmi dilinin adını da koymuş Türkçe. 68. maddede de diyor ki bundan sonra Türkçe bilmeyenler mebus olamayacak. Mecliste oturumlar, görüşmeler de Türkçe yapılacak. Başka bir dil söz konusu değil, Türkçe yapılacak. Şimdi Osmanlılar kendi dillerine hep Türkçe dediler. Anayasalarına da dillerinin adını koydular Türkçe diye. Şimdi 1850'lerden 60'lardan sonra Osmanlı Devleti yıkılıyordu. Osmanlı aydınları devleti nasıl kurtarabiliriz? Yıkılmakta nasıl evet. kurtarabiliriz diye çözümler ararken, çareler evet. ararken şöyle düşündüler. Biz bu farklı, çünkü Fransız İhtilali ile birlikte gelişen siyasi milliyetçilik, ulusçuluk ve ulusal ulus devletler çağı 20. yüzyıl bu anlayış imparatorlukları dağıttı. Ulus devletler kuruldu. Osmanlı içinde de farklı uluslar var. Bu uluslar bağımsız olmak istiyorlar, ayrılmak istiyorlar. Bunları nasıl bir arada tutarız? Şunu deriz. Sen Arap değilsin, işte Arnavut değilsin, Türk değilsin, öbürü Kürt değil, işte şu değil, bu değil. Peki neyiz? Hepimiz Osmanlıyız. Böyle dersek bir arada tutarız insanları. Evet, İşte o andan itibaren 1860'lardan sonra yer yer Osmanlıca terimine rastlarız. O kadar. Yer yer o da yine Türkçe. Onun dışında devletin güçlü olduğu, devletin hakim olduğu, devletin işte büyük olduğu dönemlerin hiçbirinde Osmanlıca terimi yoktur. Dolayısıyla devletin dilinin adı Türkçe. Onlar kendi dillerine Türkçe diyorlardı. Osmanlı dili Türkçedir. Osmanlıca diye bir dil yoktur. Ne vardır peki? Arap alfabesiyle yazılmış Türkçe. 10. yüzyılda Türkler Arap alfabesini kullanmaya başladılar. 10. yüzyıldan itibaren kendi dillerini Arap alfabesiyle yazdılar. Yani Türkçeyi Arap alfabesiyle yazdılar. Ondan önce Uygur alfabesiyle yazıyorlardı. Ondan önce de Göktürk alfabesiyle yazıyorlardı. O zaman Uygurca, o zaman Göktürkçe, her biri o ayrı, zaman değil mi? Yani evet, olmaz. İşte, şimdi Göktürk alfabesiyle yazıldı diye ayrı bir dil. Evet. Uygur alfabesiyle yazıldı diye ayrı bir dil. Türkçe değil yani, diyelim. Yani bu nereden Türkçe kaynaklanıyor? Dil evet. ile alfabenin farkını bilmemekten kaynaklanıyor. Evet. Hocam, İkinci bir husus daha var, onu da söyleyelim bu bağlamda. Hocam, toparlarsanız hocam. Bir şey daha söyleyeyim. Hocam. Şimdi Osmanlı Türkçesi, Osmanlı dönemi Türkçesinin iki boyutu var. Bir divan dili dediğimiz divan şiirinin özel dili, bir de Osmanlı halkının konuştuğu, halk şairlerinin yazdığı manzum ve mensur metinler. Onlar gayet sadedir. Bugünkü dile yakındır. Ama dönemin dünyası ve dönemin kültürü gereği bir kısım Arapça, Farsça kelime ve tamlamaların dile girmiş olması, kullanılmış olması onun Türkçe olmadığı anlamına gelmez. O kelimeler olsa bile o dil yine Türkçedir. O dil yine Türkçedir. Yani böyle bir şey durumu var. O Arapça, Farsça kelimelere bakarak birkaç şeyde, özellikle divan dilinde, divan şiiri dilinde o özel bir edebiyat dilidir. Oraya mahsustur. Divan dilinden ibaret değil ki Osmanlı toplumu ve Osmanlı dili. Onun dışında günlük konuşma dili var, halk şairlerinin dili var, mensur metinler var. Mesela Dede Korkut'un diline baktığınız zaman bugünkü sapsade bugünkü Türkçedir. Hiçbir anlamayacağınız hiçbir şey yoktur. Onun için Osmanlıca yanlış bilinen bir şey. Osmanlıca diye bir dil yok. Türkçenin Osmanlılar döneminde Arap harfleriyle yazılmışlığı var. Osmanlılar döneminde Arap harfleriyle yazılan dile Osmanlıca diyorlar, yanlış. Arap harfleriyle yazılmış Türkçe. Şimdi bugün de zaman zaman görüyorum günümüz Türkçesiyle. Mesela gördüm, bir afiş yazmışlardı bundan bir iki sene önce. Binali Yıldırım Başbakan bir yere gitmiş, bir şehre. Oraya yazmışlar Arap harfleriyle: Sayın Başbakanımız şehrimize hoş geldiniz. Arap harfleriyle: Sayın Başbakanımız şehrimize hoş geldiniz. Bu nedir dedim. Birisi dedi ki Osmanlıca işte. Osmanlıca. Dedim ki bakın, sayın kelimesini Osmanlılar hiç bilmezlerdi. Çünkü o dönemde bu kelime yoktu. Bu kelime Cumhuriyet döneminde türetildi. Başbakan kelimesi Osmanlı döneminde yoktu. Bu kelime Cumhuriyet döneminde türetildi. Osmanlı, eski Osmanlı'ya gitseniz başbakan deseniz der, ne o ya, İngilizce mi Fransızca mı ne dersin, ne diyorsun sen? Böyle bir kelime o zamanlar yoktu. Şimdi
Osmanlı döneminde hiç kullanılmayan yeni Türkçe ait kelimeleri Arap harfleriyle yazarak buna Osmanlıca diyorsunuz. Böyle akıl dışı, mantık dışı bir şey olabilir mi? Yani bu nedir? Arap harfleriyle yazılmış Türkçedir. Arap harfleriyle yazılmış Türkçedir. Arap harfleriyle yazarsınız Türkçeyi, Kiril harfleriyle yazarsınız, Göktürk harfleriyle yazarsınız, başka alfabelerle Ermeni harfleriyle yazılmış Türkçe metinler de var. Ermeni harfleriyle Yunan alfabesiyle yazılmış Türkçe metinler var. O zaman Ermeni harfleriyle yazılmışa Ermenice, Yunan harfleriyle yazılmışa Yunanca mı diyeceğiz yani? Türkçe bunlar. Alfabe değişir ama dil sabit kalır. Alfabeye göre dilin kimliği değişmez, adı değişmez. Yani kısaca böyle toparlayalım. Evet, evet. Toparlarsak hocam son cümlenizi de alalım. Çünkü süremiz bitti. İkide evet, bir işaret ediyor. Esasında tabii evet. Bu bir sorunuz vardı. Ben daha vaktimiz biraz evet, var hocam. Zannederek ona cevap sonra veririm diye. Dünya dili Türkçe dünya dili gerçekten diye başka bir programa bırakalım hocam. Konuşacaktık ama o biraz uzun olacak. Şimdi evet. Kısa sürede cevaplayamam. Evet hocam. Onu başka bir programda işte dünya dili Türkçe. Yani kısaca sonuç olarak şunu evet, da söyleyeyim. Bağlayın Türkçe, hocam. Türkçe ve Türklükle ilgili gerçekten toplumumuzda da dünyada da doğru bilinen çok yanlış var. Onları anlatmak lazım. Belki bilmemek bir mazerettir. Ama bildikten sonra hala o düşüncelerde devam etmek o zaman bir ihanettir diye düşünürüm. Kavramları doğru bilmemiz gerekir. Bilmiyorsak bilenlerden öğrenmemiz gerekir. Türklükle ilgili ve Türkçe ile ilgili, Türkçenin dönemlerinin adlandırılması ile ilgili, bazı terimlerle ilgili aslında söyleyeceğim çok şey vardı ama zaman niye bu kadar kısa oldu? Kıstınız mı? Ne yaptınız? Yok hocam kısmadık. Açtık süremizi hatta. Evet. Benden sonra da yani program bu, olduğu için hocam. Evet. Bu kavramları önce kendimiz doğru öğrenmeliyiz, doğru kullanmalıyız. O zaman kendimizi, kendi tarihimizi, kendi varlığımızı, kendi milletimizi daha doğru tanımış oluruz. Kim olduğumuzu daha iyi öğreniriz. Dilimizin ne olduğunu daha iyi öğrenmiş oluruz diyelim. Öylece kapatalım. Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Değerli izleyiciler, gündeme dair programının bu akşamki konuğu Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Ahmet Buran'dı. Dil nedir? Dil sestir. Bakın çok güzel açıkladı programımızı. Yani burada Türk dilini ve Türklükle ilgili doğru kullanılması gereken ifadeleri ortaya koydu. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kalın sağlıcakla. Türkçe Dünya Dili.